Annyeonghaseyo, arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle geçen hafta İGA eklerini öğrenmiştik ya daha doğrusu geçen dersimizde. Bu dersimizde ının ve bazı soru kelimelerini öğrenip alıştırma ve diyaloglar yapacağız. Umarım sizler için faydalı olur. Şimdi dersimize başlayalım. Ama başlamadan önce her derse bu şekilde başlayacağımı söylemiştim. Eğer videoyu yeni izlemeye başladıysanız, yani kanalıma ilk kez geliyorsanız ya da kanalıma ilk kez gelmiyorsanız da lütfen bunlara dikkat edin. Videoları oynatma listesine göre izleyin. Açıklamalar kısmı ve sabitlenmiş yorumları mutlaka her zaman kontrol edin. Ve videolarda yer alan kelimeleri öğrenmeden yeni videolara geçmeyin. Koreceyi her zaman yazarak çalışın. Evet, şimdi dersimize başlayabiliriz. Buek, ın, buek, nın. İkisi aynıdır. Korece'de ının eklerine konulaştırma eki denmekte. Evet, bu ının ekleri isimlere gelir. İsimlere gelen bu ının eki eğer ki isim, yani kelimemiz, isim olan kelimemiz sessiz harfle bitiyorsa, yani patçim varsa da denilebilir bunun için, ın gelir. Eğer ki sesli harfle bitiyorsa, nın gelir. Devam edelim. Zaten bakın sessiz sessizse ın, sesli ise nın dedik. Bu basit, bunu anlamışsınızdır. Nerelerde kullanılır? İ ve G'da da birçok şey söylemiştim. Burada da yine bazı şeyler söyleyeceğim. Ama bu aslında söylediğim şeyleri siz sadece şu an için bir yere not edin. Bir anda bunları aklınızda kalmaz. Cümle göre göre metinleri okuya okuya ve o cümlelerde gördüğünüz şeylere birazcık dikkat ederseniz, hani nerede G kullanmış, nerede İ kullan, pardon, N kullanmış, hani bu cümlenin anlamı ne, ne söylemeye çalışıyor gibi şeyleri düşünerek nerelerde kullanılması gerektiği konusunda zihninizde bazı şeyleri netleştirebilirsiniz. Evet, kullanımına bakacak olursak cümlenin konusunu belirtir bu ekler. Tamam, bu genelde konulaştırma eki, konu eki olarak geçer. Ve konuşmada daha önce bahsedilen ya da iki tarafın da bildiği bir şeyden bahsederken kullanılır. Ya da İ ve G'da birazcık daha özel durumlarda kullanılır demiştim. Yani mesela bütün çantalar sarıysa, siz oradaki kırmızı çantadan bahsediyorsanız G'yi kullanırsınız demiştim. İ ve G kullanırsınız demiştim. Ama burada mesela örneğin Sibirya'da yaşıyorsunuzdur. Havanın her gün soğuk olduğunu söylemeye çalışıyorsunuzdur. O zaman o havaya ın getirirsin. Bu gibi daha genel, sıradan, hani o durum için o şey olağan olduğu zamanlarda ın kullanırsınız. Konusunu belirtmek için. Ya da zıt durumları belirtirken, zıt durumlar derken mesela siz sıcak bir ortamdasınız. Soğuk bir ortam, yani pardon şöyle. Mesela şöyle diyelim. Siz diyelim ki çayı seviyorsunuzdur. Karşınızdaki kişi ben çayı sevmiyorum, kahveyi seviyorum demek yerine ın kullanarak kahveyi seviyorum der. Yani çayı sevmediğini belirtmiş de olur. Çünkü burada bir zıt durum var. Sen çayı seviyorsun, o kahveyi seviyor. Ya da iki şeyi karşılaştırırken kullanırsınız. Mesela daha küçük bir elmayla daha büyük bir elma ya da daha büyük bir kıyafette daha küçük bir kıyafet gibi. Bunları farklı farklı cümlelerde daha sonra göreceğiz. Bu videoda hepsini vermemiş olabilirim, hatırlamıyorum. Yani bu karşılaştırma ve zıt durumlarla ilgili başka bir videoda muhtemelen bir şeyler işleyeceğiz. O yüzden şu an çok düşünmeyin. Ama böyle bir şeyler için kullanıldığını mutlaka bilin. İşte bu zıt durumlarda kullanılması ya da iki şeyi karşılaştırırken kullanıldığı durumlarda özne dışındaki ögeleri de ekleyebiliriz. Yani genel olarak düşünürsek şu üç durumda özneye geldiğini varsayalım. Zıt durumlarla ilgili ya da iki şeyi karşılaştırma amacıyla kullanıldığında da cümlenin diğer ögelerine de gelebileceğini bilirim. Bu i ve ga ile arasındaki en büyük fark. Çünkü i ve ga neydi? Sadece cümlenin öznesine gelebilen bir ekti. Adı üzerinde zaten özne ekiydi. Ama ının şu maddeyle ondan ayrılıyor. Devam edelim. Bakın burada ben i ve ga, pardon, i, ga ve ının farkını anlayabilmeniz için birazcık aslında ben de başlarda size söylemiştim. Biraz anlamakta ben de zorlanmıştım. İngilizce web sitelerinde falan araştırırken böyle bir örnekle karşılaştım. İsterseniz bunu inceleyelim. Umarım zihninizi daha iyi yer eder. Şimdi kopiga nengcango nengcangoe issoyo. Şimdi öncelikle ben bu e ekini sileyim. Buradaki e ekini silelim. Bunu daha öğrenmedik. Bir sonraki dersimizde bunları öğreneceğiz. Yani bunlar hal ekleri.
Şimdi Nengcan Goye dedik yine tamam. Tam cümleyi okuyalım ama. Arkadaşlar bunlarla ilgili sorun yaşıyorum. Zaman kaybediyoruz. Kusura bakmayın. Kopiga Nengcan Goye Issoyo dedik. Bu ne demek? Kahve buzdolabında demek. Tamam mı? Peki buna bakalım. Kopinan Nengcan Goye Issoyo. Bakın aynı cümle sadece Gase'nin anı değişmiş. Peki bu cümle ne demek istiyor? Kahve dolapta ama çay masada olabilir. Yani kahve dolapta ama diğer başka bir içecek başka bir yerde. Bunu siz mesela nereden anlayacaksınız? Şu an burada duran tek bir cümleden bunu anlayabilir misiniz? Anlayamazsınız. Bunu diyalog içinde anlayabilirsiniz. O yüzden size sürekli diyaloglar içerisinde konuşma sırasında ın'ın ve ga'nın farklarını anlayabileceğinizi, kullanım yerlerini daha iyi görebileceğinizi söylüyorum. Ben sadece şu an ama yine ga ve ın'ın kısaca farkını anlatmaya çalıştım. Yani burada anlayacağınız şey şu. Burada ga bir durumu belirtmek için kullanılmış. Burada ise bir zıtlık diyelim. Farklı bir şeyin mesela bunun dolapta, kahvenin dolapta ama çayın masada ya da çayın evyenin üzerinde olduğunu belirtmek için kullanıldığını söyleyebiliriz. Yani şöyle kahve dolapta ama başka bir içecek başka bir yerde. Bu cümleyi gördüğünüzde, evet kahve dolapta ama başka bir şey demek başka bir şeydi. Yani bir şeye göre burada bir şeyi kıyaslamış. Anladınız mı? Burada bir kıyaslama var. Kıyaslama anlamından dolayı siz nını gördüğünüzde bir şeyle bir şey kıyasladığını düşünebilirsiniz. Ama ga da direkt durumu anlatmış. Anladınız mı? Umarım netleşmiştir. Kafanız daha çok karıştıysa kusura bakmayın ama en net bu şekilde açıklayabilirdim. Çünkü ben de başta zorlanmıştım anlamak konusunda. Ama bu örneği gördüğümde zihnimde hep daha net olduğunu hissettim. O yüzden sizinle de bunu paylaşmak istedim. Devam edelim. Bu arada bu cümlede Nengcanko kelimesi buzdolabı anlamına geliyor. Bunu lütfen not edin ve öğrenin. Evet bir tane alıştırma. Bu alıştırmayı bir önceki dersimizde de yapmıştık. Aynı alıştırmayı verdim ki sadece hangi ekin geleceğini görün yani diye. Hem de aynı kelimeleri görmek sizin için birazcık daha şey olur. Kelimeyi ezberlemenizi sağlar. Şikdang bakın son sesini ınk sesi yani sessiz. Buna ne gelecek? Im. Yani pardon alıştırmanın ne amaçla yapılacağını söylemedim. In ya da nın getirin. Bu kelimelerin sonuna hangisinin geleceğini bakalım bulabilecek misiniz? Setang su bu ne? U ile bitmiş. O zaman nın gelecek. Evet. Yogi i ile bitmiş. Arkadaşlar bu arada bunların anlamlarını vermiyorum. Çünkü zaten bunları bir önceki derste öğrendik. Dediğim gibi öğrendiğimiz şeyleri tekrarlamayacağım. Bakalım siz bunların Türkçe anlamını kendi kendinize düşündüğünüzde aklınıza getirebiliyor musunuz? Bunları da birazcık çalışıyoruz. Bunların üzerine de çalışıyoruz yani. Yogi i ile bitmiş yani nın. Pionijon bu ne? M ile bitmiş. O zaman ın gelecek. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Bu çingo. U ile bitmiş. Bir önceki ders yine bu kelimeleri tekrar etmiştik. Çingo u ile bitmiş. Buna ne gelecek? Nın. Hakyo, yo ile bitmiş. Sesli harfle bittiği için nın gelecek. Chunho pardon. Sesliyle bittiği için o ile bitmiş. Nın gelecek. Bakalım. Son sengim. M ile bittiği için ın sesi alacak. Sessiz de bittiğinde ın alıyordu. Sesliyle bittiğinde nın alıyordu. Bu neydi? Pak, punk ya da bu neydi? Sessiz harfle bittiği için ın alacak. Bu ne? Tonseng. Bu da ınkla bittiği için ın alacak. Umarım kendi kendinize de siz de benden önce yapmışsınızdır ve doğru yapmışsınızdır. Doğru yapanları tebrik ederim şimdiden. Burada bir notumuz var arkadaşlar. Bu notumuzdan bir önceki ben ilgayı anlatırken hatta şeyleri de vermiştim. İlga videosunda zamirler, işaret zamir ve sıfatlarını da öğrenmiştik. İşte oradaki işaret zamirlerini eğer iyice öğrendiyseniz zaten şunu anlamakta zorlanmayacaksınız. İşaret zamirlerini i eki aldığında şu hale gelir. Şuradaki hale. Bakalım bu şey neydi? İgot. İgota sonu sessiz de bittiği için ının eklerinden hangisi gelir? In gelir değil mi? O yüzden bu ınlar geldiğinde igot
ın geldiğinde igosun olacak. Igosun da günlük konuşma dilinde ya da ne bileyim işte kısaltmaların kullanıldığı yerlerde igona dönüşüyor. İgon gördüğünüzde de bu şey olduğunu anlayacaksınız. Igosun gördüğünüzde de ikisinin de anlamı aynı, tamam mı? Igosun, igon. Igosun, igon. Bunlarınkini yazmadım çünkü bu videoya eğer geldiyseniz muhtemelen benim ilk 3 videomda harfleri, kelimeleri okumayı güzel bir şekilde öğrenmişsinizdir. O yüzden bazı şeylerin de telaffuzlarını yazmıyorum. Ama şunu da belirteyim. Eğer bu videoyu yine ilk kez izliyorsanız, yani benim videomu daha önce oynatma listesinden diğer videoları da henüz izlemediyseniz, şu yukarıda gördüğümüz turuncu parantez içindeki yazılar o kelimenin telaffuzu. Türkçe olarak hangi sesleri çıkarırsam o kelimeyi Korece olarak daha iyi doğru telaffuz ederim. İşte o parantez içindekiler onlar. Farklı yerlerde farklı şeyler görebilirsiniz. Onlar da İngilizce'deki, ne bileyim işte Fransızca'daki dile göre en yakın telaffuz diyelim, tamam mı? Onlarla bunu kıyaslamayın. Her neyse, Türkçedekiler de bazen farklı olabilir. Çünkü Türkçe'de bazen şöyle bir şey yapıyorlar. Hani bazen başlarken K, ortadayken G olabiliyor ya mesela şu ses. İşte bu sesi mesela burada G olarak veriyor ama başta yazıldığında da bazen parantez içine G olarak gösteriyorlar bazı farklı kaynaklarda. Çünkü neden? İşte o öyle yazılıyorsa öyle de okunsun gibi bir düşünce olabilir. Farklı farklı şeyler düşünüyor olabilirler. O yüzden siz benim verdiklerimi öğrenin. Dediğim bunların hepsini söyledim yani. Unuttuğum bir şey yok. İgon. Şu şey. Kıgot. Kıgota ın gelir. Kıgosun olur. Kıgosun. Bunun kısaltılmış hali kıgon. Bakalım. Çogot. In gelir. Çogosun. Bunun kısaltılmış hali çogon. Gördüğünüz gibi çok basit. Bakalım. Evet, soru kelimelerine geçiyoruz. Bugün 3 tane soru kelimeleri size öğreneceğiz. Daha sonra yine başka bir konunun içinde başka soru kelimeleri de vereceğim. Bunları neden tek bir videoda hani soru kelimesi videosu çekip anlatmadım? Çünkü arkadaşlar bunları kullanmazsak, öyle bir videonun içinde verirsem çok net aklımızda kalmaz. Hazır şu an milliyetleri, ülkeleri, başka başka şeyleri öğrenmişken kullanabileceğimiz yerde öğrenmemiz en doğrusu. O yüzden kullanabileceğimiz kadarını öğrenelim. Fazlasına gerek şu an için yok. Çünkü kullanmadığınız bilgiyi unutacaksınız. Ne, neresi ve hangi soru kelimelerini öğreneceğiz bu video için? Şimdi, muot, muot. Resmi kullanımda kullanılan ne soru kelimesi, ne anlamına gelen soru kelimesi. Ve dizilerde, videolarda hep mo, mo, hani bir şey deyip mo diyenler olur ya. Bu ne soru kelimesinin samimi hali. İşte, muot resmi, mo samimi. Şimdi bunları biz cümleleştirelim. Biz şimdiki, geniş zamanı öğrenmiştik değil mi? Bakalım geniş zamanda bunu ben nasıl cümle haline getiririm? Cümle derken hani elma, elmadır anlamı, yani elma mesela tek başına söylendiğinde aslında elmadır olarak söylenir ve yazılır ama biz genelde konuşurken o dır'ı düşürürüz. İşte o elmadır aslında tek başına da bir cümledir. Hani biz onu kelime olarak düşünürüz ama o aslında bir elma, o da bir cümledir. O yüzden hani cümleleştirelim derken farklı bir olay varmış gibi düşünmeyin. Direkt bunu hani bu tek başına ne ya? Bunu biz şimdiki zaman geniş zamanda şu ımmikkayı getirince ne olacak? Nedir'e dönüşecek değil mi? Çünkü bu bir dakika. Bu isim soylu kelimelere gelerek dır, dir, ım, sım gibi şeyler anlamlar katarak onu şey yapıyordu. Yüklem haline getiriyordu. Yani cümle yapmış oluyoruz aslında. İşte o yüzden muota, ımlikka getirirsem ne olur? Ne, nedir anlamına gelir. Yani şimdi soralım. Muoşimlikka nedir? Tamam mı? Böyle resmi hali muoşimlikka, samimi hali moeyo, moeyo nedir? İkisinin anlamı aynı. Birisi nedir? Birisi direkt ne olarak da düşünebilirsiniz. Şimdi bununla ilgili yeni kelimeler öğrenerek bir alıştırma yapalım. Bu kelimeleri daha önce vermedim. Lütfen güzelce öğrenin. Moşimlikka şampu. Şampu yiyor. Şampu imnida. Resmi cevap. Resmi cevap verelim. Şimdi tekrar. Moşimlikka şampu yiyor.
Arkadaşlar neden sürekli nasıl samimiyet cevap vermeye çalışıyorum? Şampuan Nida olacak, tamam mı? Şey, resmiye resmi, samimiye samimi cevap verelim. Devam edelim. Moyeyo. Moyeyo. Linsi. Burada I ile bittiği için yeyo gelecek. Linsi yeyo. Yani ne dedim? Nedir dedim? Saç kremidir dedim. Tamam mı? Bakalım. Mo shimnika. Bir resmi bir samimi yapıyorum. Kob imnida. Yani ne dedim? Nedir? Kupadır, fincandır dedim. Moeyo. Moeyo. Chisol. Bakın L var. O zaman ne olacak? Chisol yeyo. Chisol yeyo. Chisol yeyo. Ne? Şimdi arkadaşlar burada da bir şey belirtmem gerekiyor. Şurada ben bakın. Bu burada bir patçim var. Patçim var, görüyor musunuz? Bir saniye. Bakın burada bir patçim var. Patçim videosunu izlemişseniz biliyorsunuz zaten. Bu patçim aslında burada nasıl okunması gerekiyor? Çit sol değil mi? Çit. Şurada D olması gerekiyor değil mi aslında? Ama şöyle S'ler arka arkaya geldiği zaman mesela bu çift S de olabilirdi şu alttaki. Şu çift S ya da S ya da S S arka arkaya gelince S gibi okunuyor. Bunu ayrı bir kural olarak vermemişimdir muhtemelen. Hani yeri geldiğinde söylerim diye. Onun dışındaki bütün kuralları verdim ama merak etmeyin. O yüzden bunun telaffuzu nasıl olacak? Çiz sol. Tamam mı? Diş fırçası demek. Bu neymiş? Mo shimnika chiyak imnida. Mo shimnika chiyak imnida, yani diş macunu. Dur. Moeyo pinuyeyo sabundur. Nedir? Sabundur. Şimdi mo shimnika sugonimida. Havludur. Moeyo hyuji, i ile bittiğine göre hyujiyeyo, hyuji hyujiyeyo tuvalet kağıdıdır. Mo shimnika İki tane G ile bakın arkadaşlar. K gibi duyuyor olabilirsin ama 2G. Ama yumuşuyor bazen o G'ler. Olabilir. Siz yine de vurgulu çıkartmaya çalışın. Myondogimnida. Myondogimnida. Bu arada işte nedir dedim? Tıraş aletidir dedim. Resmi formda. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey de belirtmek istiyorum. Bu mesela bu myondogi tıraş aleti anlamında yazdım. Ben bunu tıraş, yani tıraş olduğumuz bir alet olarak yazdım ben bunu. Ama bu tıraş bıçağı ve şey, tıraş makinesi miydi? O anlamlara geliyor. Hani o an tıraş olduğumuz bir alet anlamına geldiğini bilin de net olarak jilet mi yoksa tıraş makinesi anlamına mı geldiğini ben çıkaramadım tam olarak. Siz genel olarak tıraş bıçağı olarak kullanın. Ama eğer tıraş makinesinin anlamında ben muhtemelen bakacağım ona, öğreteceğim de bulamazsak muhtemelen bunun hepsi tıraş aleti anlamına geliyor. Yani tıraş işte bıçağı, jilet, yani biz jilet de deriz bazen. O anlama ya da şeye geliyor. Tıraş makinesi ya da usturamsı aletlerinin genel adı olarak düşünebilirsiniz şimdilik bunu. Tamam mı? Myondogi. Bu kelimeleri gereksiz görmeyin. Çünkü ne kadar çok kelime bilirseniz okuduğunuz metinleri o kadar iyi anlarsınız. Ve de hem günlük konuşmaları yapabilirsiniz hem de topik sınavında sonuçta size uzaydan gelmiş kelimeler, yani hiç bilmediğiniz bir dilde kelime vermeyecekler. Korece'de günlük hayatta kullanılan kelimeleri metinler içinde göreceksiniz. Ne kadar çok kelime o kadar çok iyi bir kavrayış demek oluyor diyebiliriz. Şimdi lütfen devam edelim. Evet, yeni bir soru kelimesine geçtik. Odi. Yani odi neresi anlamına geliyor. Odi neresi? Şimdi ilk olarak şu kelimeyi öğretmek istiyorum size. Kyushil. Q, bakın. Bu K olarak okunuyordu. Kyushil. Sınıf demek. Kyushil. Sınıf. Şimdi. Odi imnika. Kyushil imnida. Odiyeyo. Kyushil yeyo. Bakalım burada bir örneğim var. Yogi ga. Odiyeyo. Burası neresidir? Kyushil yeyo. Sınıftır.
Yogi neydi burası? Ga gelmiş. Görüyor musunuz bakın arkadaşlar? Alıştırmalara başladık artık. Ga gelmiş. Neden ga gelmiş? Çünkü i ile bitince ga geliyordu. Genelde böyle yerlerle ilgili şeylerde aslında göreceksiniz ki i ve ga kullanmışız. Tamam mı? Bir dikkat edin bakalım. Nerelerde ga, nerelerde ın'ın kullanmışız. Yogi ga odieyo. Yani şöyle bir şey oldu burada arkadaşlar. Biz burada bunun özne olduğunu, özne 2 ya, özneye geldi. Tamam mı? Sınıftır. Devam edelim. Hangi, onu, onu, hangi demek? Onu imlikka, onu imlikka, resmi, onu yeyo, samimi. Tamam mı? Hangisi de demek ikisi de. Bu hangisidir, bu da hangisidir demek. Bunları da görüyorum da bazen mesela konuşurken hangisi diyeceğiniz zaman hani acaba bu nasıl yazılıyor diye düşünmeyin diye bu basit şeylerin örneklerini vermeye çalıştım. Evet, şimdi bir diyalog. Yonsup neydi alıştırma, her seferinde söylüyorum. Alıştırmalarımıza başlıyoruz. İlk olarak bir isim, bir kelime öğretmek istiyorum. İrim. İrim demek bizim şu benim ismim. Simole falan deriz ya. İşte o ismim, isim yani irim demek. Tamam mı? İsim, ad anlamındaki kelime Korece'de irim demek. Bakalım, okuyalım. Bir isim, birisine, bu bir iş görüşmesi olarak da düşünebilirsiniz bunu. Anne, başlıyorum. Demiş ki, Annyeonghaseyo. İrimi, muoshimnikka? Merhaba, adınız nedir? Ben cevap veriyorum. Annyeonghaseyo. Çonun Himolya imnida. Bakın Himolya. Ben bu ismimi kendim yazdım. Doğru olmayabilir ama sonuçta benim kendi özel ismim. İstediğim gibi yazarım. O çok önemli değil ama bakın çonun. Görüyor musunuz? Çoğdan sonra sesli olduğu için nın gelmiş. Genelde ben işte Simolya'yım. Ben 29 yaşı atıyorum. 29 yaşında değilim de. 29 yaşındayım. Ya da ne bileyim işte ben şuyum buyum gibi biraz daha betimleyici şeylerden aslında bahsederken göreceksiniz ki ın'ın daha çok kullanıyor. Yani göreceksiniz zaten. Diyalogları o yüzden aslında birazcık daha kitaplarda nasıl verildiyse ben biraz değişiklikler yaptım tabii ama cümle kalıplarını o şekilde vermeye çalıştım ki tam olarak eklerin nerelerde kullanıldığını görün diye. Ne dedik? Merhaba. Annen kaseyo. Merhaba. Çonun. Ben. Himolya imnida. Yani burada ne oldu? Konumuz ne? Ben. O yüzden burada ın'ın kullandık. Ama şunu da unutmayın ki ın'ın ekini ben iga'da demiştim ya. Mesaj öznedeyse iga. Mesaj yüklemdeyse ın'ın olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü burada mesajımız nerede? Benim simoli olduğumu nerede belirtiyorum? Konu benim. Ama asıl cümlenin mesajı ne? Benim ismim değil mi? O yüzden bakın mesaj nerede yüklemde gibi düşünebilirsiniz. Ilmın gelmiş. Yani çok zorlandığınızda böyle şeyleri düşünün. Direkt ezberleyin demiyorum zaten. Evet. Diğer kişi ne demiş? Onun ara saramimlikka. Hangi ülke insanısınız? Yani milliyetiniz ne olarak düşünebilirsiniz bunu? Ben direkt Korece'yi aynen çevirdim ama bunu milliyetin ne olarak düşünün? Düşünebilirsiniz. Ama onu kelimesinin hangi anlamına geldiğini bir dakika. Bakın onu hangi? Görüyor musunuz? O yüzden bunu ben o yüzden bu şekilde çevirdim. Onu hangi demek? Onun ara ülke. Bunu öğrenmiştik. Onun ara saram imnikka. Hangi ülke insanı mısınız? Ben cevap veriyorum. Toki saram imnida. Türk insanıyım. Türk insanıyım. Bu arada mesela bakın. Şurada hani diyorum ya toki saram imnida. Ben bunun başına çonun da getirebilirdim. Ya da samimi olarak bitireceksem nanın Toki saramiyeyo diyebilirdim. Ben sadece bunu işte dediğim gibi kitaplardan bakarak biraz içinde küçük değişiklikler yaparak aynen kalıpsal olarak verdim ama burada ben hani bunları samimi formda yazamazsınız ya da bu Türk insanının başına çoğunluğa getiremezsiniz diye bir şey yok. Çünkü Korece'de de hani biz mesela Türkçe'de biraz kısaltarak konuşuruz. Yani birisi de nerelisiniz dediğinde ben İşte Türk'üm gibi uzun uzun konuşmak yerine Türk'üm dersiniz. İşte bu cümlede de aslında bunu anlatmaya çalıştım. Hani ben burada direkt biri sormuş hangi, nerelisin, hani hangi millettensin demiş biri.
Ben de demişim ki Türk'ü. Ama şöyle de diyebilirdim. Chon'un Toki Saram'ın da ya da samimi hali Nan'ın Toki Saram İyeyo. Tamam mı? Yine bana demiş ki Yorisa imnikka aşçı mısınız? Ben de demişim ki Aniyo. Haksen kimli da? Yani ben öğrenciyim demişim. Devam edelim. Yine bir başka bir diyalog. Buralara resim koyacaktım arkadaşlar. Unutmuşum, kusura bakmayın. Yogika burası. Yogika Konmur. Bakın re. Konmur yiyor. Konmur imnikka. Benim de kafam karıştı. Yogika Konmur imnikka. Yani burası bina mıdır? Ne? Aa, arkadaşlar bir saniye. Burada bir hata yapmışım. Şu farklı bir şey. Yani zaten şu konmülün burada yazılı olduğunu düşünelim. Şimdi ben yazmaya başlarsam o biraz uzun sürecek ama neyse yazayım. Konmül, tamam mı? Arkadaşlar iğrenç oldu. Kusura bakmayın. Neyse. Şunun burada da yazdığını düşünün, tamam mı? Şimdi ne demeye çalışmışım? Oraya ben yani bina yazmamışım da başka bir şey yazmışım. Kusura bakmayın. Yogi ga konmul, bakın bu konmul bina demek. Bunu öğretmiştim. Konmurimnikka bu bina mıdır? Ne? Konmurimnida binadır dedim, tamam mı? Sonra karşıdaki kişi yine soruyor, diyor ki Hacangşil tuvalet, Hacangşili. Peki Hacangşili mi diye mi okumalıyım? Hacangşiri mi? Yani R ile mi L ile mi okuyacağım? Evet. R ile diyenler doğru bildi. Hacangşiri. Odinika. Diyor ki Odi neydi? Neresi? Tuvalet nerededir diyor. Tamam mı? Biraz bakın yer isimlerinde İ ve G'nın daha çok kullanıldığını görüyoruz. Gördünüz mü? Yani yer isimlerinde, mekanlarda falan bu İ ve G'nın kullanıldığını düşünebilirsiniz o yüzden. Ne dedik? Tuvalet nerededir? Çogi imnida, yani oradadır. Gördünüz mü? Çogileri kogileri kullanarak bir örnek vermemiştim sanırım bir önceki videoda. Bakın onların örnekleri de aslında burada. Evet. Hızlıca isterseniz bir daha okuyalım mı? Yogiga konmurimnikka ne? Konmurimnida. Hacangşiri odimnikka çogimnida. Devam edelim. Bir diyalog daha. Şimdi bir kişi bana demiş ki pembeler benim. Samushiri ofis. Az önce sildiğim kelime yani. Samushiri. Odi Mika. Ofis. Burası ofis midir? Burası ofis midir mi? Pardon. Aa, neden böyle oluyor? Ben farklı şeyler yazmaya çalışıyorum. Yani farklı şeyler yazmayı planlayıp yazmamışım sanırım. Evet. Samushiri. Odi Mika. Ofis midir? Tamam mı? Bu neden iyi aldı? Çünkü L ile bitmiş. Sessize bittiği için iyi aldı. Samushire odimnika. Ofis midir? Chogi imnida. Evet, ofistir. Aslında ben şuraya, burası var ya, Samushire'nin önüne yogi getirecekmişim sanırım ama getirmemişim. Ben bu diyaloğu şu an arkadaşlar geç bir saate çektiğim için videoda yanlışlık var mı yok mu şu an hiç anlayamıyorum. Kusura bakmayın. Bunu tekrar kontrol edip açıklamalar kısmını eğer bir yanlışlık varsa düzelteceğim. Yanlışlık yoksa da doğru olarak kabul edin. Açıklamalarda bir şey görmüyorsanız bu doğrudur. Tekrar bakalım. Samushiri odimnikka. Yani ofis nerededir? Evet, ofis nerededir? İşte bakın arkadaşlar yanlışlık nerede biliyor musunuz? Bu ofis midir? Değil. Ofis nerededir? Çünkü odi kelimesi neydi? Bakın. Odi kelimesi neresiydi? Yani ofis nerededir? Ben de demişim ki çogi. Yani şu da yanlış. Çogi oradadır. Tamam mı? Şu an her şey doğru oldu. Samushiri odimnikka ofis nerededir? Ya da neresidir de olarak düşünebilirsiniz. Çogi imnida oradadır ya da orasıdır şeklinde düşünün. Tamam mı? Şu an yanlışlık yok. Devam edelim.
Evet, birisi bana yine demiş ki, yogi ga chimie yo. Igon chip yose ye yo. Şimdi birazcık heceledik, şimdi tam okuyalım. Yogi ga chibie yo. Burası ev. Igon, bu şey, öğrendik. Az önceki kısaltmalarda öğrenmiştik. Igon chip yose ye yo. Yani bakın, burada size bir şey not yazmışımdır umarım. Yazmadıysam birazdan söyleyeceğim. Tek tek cümleye bakalım. Yogi ga burası. Neden ga aldı? İ ile bittiği için. Chip ev demektir. Chibie yo yani burası evdir dedik, tamam mı? Samimi formda bir yazılmış bir diyalog bu. Igon bu şeydi. Igot ın ekini almış ve igona dönüşmüş. Bu igo, igosunun kısaltılmış hali yani. Chip ev demek zaten. Yolseye. Bakın şimdi burada dikkatinizi çeken bir şey umarım vardır. Buraya dikkat edin. Birazdan buraya döneceğim, tamam mı? Şuraya dikkat edin. Şimdi ben demişim ki buna. Kamsamnida. Kronde. Çoge. Moeyo. Bakın çoge. Bu çoge neydi arkadaşlar? Bu da bir kısaltmaydı değil mi? Bunu bir önceki ders öğrenmiştik. Bakın kısaltmaları da burada aslında görmüş oldunuz. Bir diğer kısaltmamız da buydu. Bu çoya ne gelmişti? Bir saniye ben bilmiyorum. Tamam. Kamsamida kronde çoge moeya. Şimdi kamsamida teşekkür ederim. Kronde bu arada gibi bir anlamı var. Tamam mı? Tam anlamı. Ben bunun anlamını bu arada gibi bir şey olarak biliyorum. Yani hani bu arada şöyle olduğu gibi bir şey, bir cümleye başladığımızı düşünün. Hani bu arada derken kronde dediğimizi biliyorum ben. Ama eğer anlamında bir yanlışlık varsa şuraya not alayım. Kontrol edeceğim. Tamam mı? Bu arada demek kronde demek. Öyle düşünün şu an için. Çoge o şey moeyo ne? Yani tekrar okuyalım. Kamsamnida kronde çoge moeyo. Teşekkür ederim. Bu arada o şey ne? Anlamında. Karşıdaki kişi de demiş ki. Kajok sajin yeyo. Kajok sajin yeyo. Şimdi arkadaşlar bu diyaloğu şöyle düşünün. Siz ben biri yere gitmişim ve ev kiralamışım. Ev sahibiyle konuşuyor. Ev sahibi bana demiş ki. Yogi ga chip yeyo. Burası evdir. İgon, çip yolse yeyo. Çip yolse yeyo, tamam mı? Yani bu şey evin anahtarı. Şimdi burada asıl dikkatinizi çekmek istediğim şeye geliyoruz. Bakın, şu kısım. İgon, çibe, yolse yeyo olarak da yazılabilirdi. Hiçbir yanlışlık yok. İki türlü de yazılabileceğini belirtmeye çalışıyorum. Çünkü burada iyilik anlamı katan şu e eki vardı ya, ben hatta yazmıyorum, şurada var zaten. Bu e eki neydi? Anahtarın eve ait olduğunu belirten bir ekten daha önce öğrenmiştik ya. İşte burada kullanılmamış ama siz onu bu şekilde de yazabilirdiniz. İki şekilde de doğru, tamam mı? Yani igon chibe yoseyo. Bu evin anahtarı derken e'yi kullanabilirsiniz, kullanmayabilirsiniz. Burada yani iyilik anlamı var, tamam mı? Anahtar, evin anahtarı. Bunu gözden kaçırmayın. Ben şunları bir sileyim. İsterseniz çok karıştı. Şimdi son bir kez okuyalım. Ödev de vermişim. Yogi ga chibie yo. Igon chip yoseye yo. Burası ev, bu şey evin anahtarı. Peki ben ne demişim? Kamsamnida. Kronde. Chogemoye yo. Bu arada o şey ne? Yani muhtemelen masanın üzerine duran bir şey gösteriyorumdur. O da bana demiş ki. Kajok sajiniyeyo. Aile fotoğrafı. Bakın bu kelimeyi de daha önce öğrendik. Gördünüz mü? Öğrendiğiniz şeylerin hepsini aslında kullanmış olduk. Şu an ödeviniz varmış. Bakalım neymiş. Kisuksa kelimesini. Kisuksa neydi? Öğrenci yurdu. Yani yurttu. Bu kelimeyi kullanarak. Ben ev kelimesini kullanmışım bakın bu diyalogda. Siz de lütfen, nerede ev kelimesi? Chip. Şu ev kelimesi
yerine kisuk sayı kullanarak bu diyaloğu yazın. Tamam mı? Yorumlar kısmında bu diyaloğu görmek istiyorum arkadaşlar. Şimdiden yapacak olanlara teşekkür ederim. Hepsini tek tek kontrol edeceğim. Merak etmeyin. Evet, bir diyalog daha yapıyoruz. O biraz kısa. Demişim ki Ige Moeyo, Ige Moeyo bu şey nedir? Usanyeyo. Yani pardon. Arkadaşlar bu usan i e yo olacak. Çünkü usan sessiz harfle bittiği için. Ben bunları biraz geç saatte hazırladığım için küçük yanlışlıklar yapmışım. Kusura bakmayın. Şöyle yazayım hemen sizin için. İyi. Biliyorum yazmasaydım daha iyi olurdu diyenler var. Ama iyi. Eyo. Tamam mı? Usan iyo. Şu iyo değil. Çünkü neden böyle oldu? Sessiz harf etti. Tamam mı? Igemo eyo. Usan iyo. Dedik şemsiyedir. Şimdi bu ige ne? Neyin kısaltmasıydı? Igot'un i ve g'dan hangisini alıyordu igot? İ'yi alırdı. O yüzden bunun kısaltılmış hali de igoshi'nin kısaltılmış haliydi. İge, tamam mı? Şimdi size bir ödev vermişim muhtemelen burada yine ben. Alttaki şey. Bu neymiş? Computer. Computer. Tamam mı? Computer kelimesi bilgisayar anlamına geliyor. Bu diyaloğun aynısını computer kelimesini kullanarak lütfen yazın. Yorumlar kısmında bunu da görmek istiyorum. Evet. Arkadaşlar bunu ben yapmayacağım. Çünkü dikkatinizi çektiyse eğer derslerin hepsini dikkatli dinlediyseniz şu kısımların aslında bir önceki derste bu derste iga ve ınları koymak için kullandık. Şu kısımlarda öğrendiğimiz odi, bakın odi neresi? Shijang falan öğrendiğimiz kelimelerle ilgili. Chogi. İşte bu öğrendiğimiz kelimelerle ilgili bunları da lütfen Türkçe'ye çevirin. Eğer ki kendi çevirinizden emin olmuyorsanız bunu da Türkçelerini, tabii önce Korecesini yazın sonra Türkçesini yazın. Ben ona göre karşılaştırarak kontrol ederim. Buralara i ya da ga getirerek, bu arada i ga gelmesini istiyorum buralara. İ ya da ga getirerek hangisi geliyorsa yaptık zaten bu işlemeyi. Şunları Türkçe'ye çevirin. Bakalım doğru çevirebiliyor musunuz? Yorumlar kısmında bunu da görmek istiyorum. Bittiğini düşünün dersin. Evet. Kendinize iyi bakın. Umarım ders sizin için faydalı olmuştur. Görüşmek üzere.